yani. Bugün bizde yatacaksın. O yüzden ekmeği de senin alman yani, gerekiyor. Kayboldu köpek. Allah'ım yarabbim ya. Ekmeği aldık. Şimdi eve dönüyoruz. Hadi koyalım. Mavi olur mu ya? Mavi tabii. Olur. O zaman kalbine pembe yapalım. Ha işte. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Damla bizim kendi evimize ilk defa yatılıya geliyor. Biliyorsunuz ki daha önce otelde kalmıştık beraber. Ama ilk defa bizim eve yatılıya geliyor bugün Damla. Ve geç kaldı arkadaşlar, kesinlikle geç kaldı. Normalde dedik ki ya gel kanka 12.30'da dedik. Saat şu anda 13.46 ve daha 2'de binecek. Ve 3 gibi falan burada olur yani. Bayağı geç kaldı. Ama bugün böyle çok güzel etkinlikler falan yapacağız beraber. Kırtasiye'ye gideceğiz. Hobi Market'e gideceğiz. Daha sonra Tuhafiye'ye gideceğiz. Yani birçok şey var. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Hadi o zaman hazırlanmaya geçiyorum. Şöyle arkadaşlar, basic bir kombin hazırladım kendime. Bu arada bunun rengi böyle pembeli lilalı gibi bir şey ama kamerada bir tık beyaz çıkıyor. Pembe ve lila karışımı bir renk bu üst. Altımda bu şekilde bir siyah eşofman altı. Şimdi o zaman kombinimi giyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle arkadan biraz ışık versem mi? Tamam. Dün Pinterest'te manyak güzel bir tane makyaj gördüm. Bugün de onu yapacağız. Normalde makyaj pek günlük hayatımda yapmıyorum. Ama bugün arkadaşım da gelecek ve bu şekilde güzel bir şey yapmak isterim. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel olur hatta. Şimdi ilk önce burada kapatıcım var. Kapatıcım bayağı öldü yani, dışından görünmüyor ama bu Revelation'ın Heartbreaker serisinden. Bunu sürmem gereken yerlere dokundurup aynaya bakarak geliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sürdüm ve geldim. İki tane süngerim var. Bunu kullanacağım. Bu şekilde sponge, hafif sponge hareketleriyle kapatıcıyı güzelce yedireceğim. Ve yaptım arkadaşlar. Düştü bu arada. Ben zaten dediğim gibi yine çok kapatıcı ve fondöten gibi kalkımı kullanmıyorum. Çok az kullandım o yüzden de. Şimdi sırada allık var. Allığı biraz daha bu taraflarına, bu kısımlara sürüyor. Bu yüzden de allığı ben far paletimden kullanacağım arkadaşlar. Çünkü nedenini sorarsanız şu likidin bende likit allığı vardı. Yani var zaten hala daha. Ama bu öyle bir şey ki koyduğunuz yerde nokta şeklinde kalıyor. Sponcu da mahvediyor. Bakın bir kere yapmaya çalışmıştım. Yani bu şekilde kalıyor. Bildiğiniz böyle kalıyor yani. Pigmentasyon konusundan birazcık bayağı kötü. Yani bunu almayın o yüzden. Burada da simli var. Simli de bugün kullanmayacağım. Bugün simli fazla gelir. Çünkü hani bismillah daha yaz değil. Hemen simlileri açmak istemedim o yüzden. Far paletimde şu kiriş var. Bu kirişten kullanabilirim. Ya da cherry cola kullanacağım. Onu da hemen sürüp geliyorum. Evet, arkadaşlar yüzüm şu anda old gibi. Yani çok bir şey değişmedi. Neden bu makyaj hiçbir işe yaramaz anlamıyorum. Ve şimdi geri kalanı tamamlayacağım. Koyu bir far ile, mesela şurada benim wild var en koyu. Şuraya çok az sürüyor ve daha sonra da en sonunda rimel sürüyor. Şimdi yapacağız. Yani şu an sürdüm ve kirpik kıvıracağım. Ve şu an yüzümü göstermiyorum. Son olarak dudaklarımı da yapıp geleceğim. Tada! Arkadaşlar nasıl olmuş ya? Ben bayıldım yani, ben normalde dediğim gibi makyaj yapmıyorum ama bu makyajı sürekli yapabilirim çünkü bence dehşet iyi oldu. Sizin de yorumlarınızı mutlaka tabii ki merak ediyorum. Şimdi kombinimle beraber göstereyim. Evet, kombinim de bu şekilde. Çoraplarım da uyumlu çünkü arkadaşım eve geliyor. Bence çok iyi oldu bu arada.
Gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok tatlı buldum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada saçlarım elektrikleniyor. Nedenini ah bir bilsem bir bilsem. Bakar mısınız şu saçlara? Nasıl bir elektriklenme kızım. Nasıl bir elektrik var sende. Oldum yani bir an kendime karşı. Damla da bu arada binmiş ve yolda. Geliyor. Arkadaşlar şimdi yola çıktım. Damla'yı almaya gidiyorum. Umarım hızlı gidebilirim çünkü yetişmek için koşturdum biraz önce biraz. Ama şimdi biraz daha ana yola çıktım ve insanca yürümeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi bir yolumun bir 6-7 dakikası yine var. O yüzden hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi ben Damla'yı aldım. Damla'yla buluştum. Ve şimdi gidiyoruz öğretmenimin hobi marketine. Ve arkadaşlar aldık kalp kutularımızı Damla işte. Şimdi Kırtasiye'ye daha sonra da Tuhafiye'ye geçeceğiz. Arkadaşlar Kırtasiye'den çıktık. Benim sayemde indirim yağıldı. Benim sayemde oldu ben canım. Ben olmasam bu arada. Hayır. Sen 27 alıyordun. Bak bir şey... evet ben 27 yap dedim değil mi? Evet. 27,5'tu. Ama ilk başta dedim ki 25-25 yap sonra 30-30 yap ve dedim. Ve yani, aldım. Sen yak ya. Hayır ben yapsın. 27,5'a getirdin yani. Evet. Ve aldık arkadaşlar iki tane bu arada siyah ve beyaz. Çünkü siyah ve beyazım yoktu ve siyah ve beyaz çok lazım oluyor. Şimdi bir şoka uğrayacağız. Ondan sonra da Tuhafiye'ye. Damla'ya biraz önce ne aldırdığımı tahmin bile edemezsiniz. Ne aldım biraz önce? Ne aldım? İki ekmek aldık eve dönüştü yani. Ne kaldı? Bir tane. Allah'tan bir tane. Bugün bizde yatacaksın. O yüzden ekmeği de senin alman gerekiyor. Parayı bol buldu köpek. Allah'ım yarabbim ya. Ekmeği aldık. Şimdi eve dönüyoruz. Ve arkadaşlar bugün aldıklarımız iki tane bu şekilde Art Deco boya aldık. Ben Art Deco'nunkini kullanıyorum boya olarak. İki tane bu şekilde kalpli mücevher kutusu aldık ve takım oyuncukları. Bunlarla yapacağız değil mi Damla? Evet. Ve burada bir monsterimiz var. Bunu yıllandırdım. Yıllandıkça değerlenmiyor. Keşke yıllandıkça değerlenmiyor. Yıllardır duruyor mu? Hayır. Yıllardır durmuyor ama ay oldu. Ama son kullanma tarihine baktım. Yani son tüketme tarihine. Bir ay falan olmuş. Yıllardır deyince yıllardır. Ya yıllandırmak hani diye bir şey var ya. Bazı içecekleri yıllandırıyor. Hadi be. Arkadaşlar burası düzgün çıkarsa burası kolyeme takacağım. Arkadaşlar şimdi ben taslak oluşturmaya çalışıyorum. Oluşturamıyorum. Ama oluşturmaya çalışıyorum. Burada normalde hiç gelmiyordur Amin ya. Bu aralar odama. Ama sen geldin diye gelmeye başladı. Beni bence sevdi. Beni hatırlamış olabilir mi? Hatırlamış olabilir. Almıyorsunuz değil mi kocam? Alamıyoruz. Karnı yarık kızım. Şimdi arkadaşlar taslağım bu şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim. Bunu yapacağım. Ve daha sonra da boyamaya geçeceğim. Bir de bunu boyamak için çok ince işçilik lazım. O da bende var zaten. Şeylerim var mı? İnce fırçam. Yok, o kadar ince fırçam mı? Yok da. Elinde boyarsın. Parmaklarımla. Aynen. Ya ben de yapmak istiyorum. Sen de yapacaksın. Sana evet, da çizelim. Ben de yapayım. İstersen ben sana çizivereyim. Senin çok yok diyor. Tamam. Pardon. Ama haklısın ya. Ne olsun işte bir çöp adam çizebiliyoruz. Gerçekten mi? Hayır be manyak adam değil. Ay ikimizin fotoğrafını çizdiğimizi düşünsene. Yapabilir misin o kadar öyle? Yok bu öyle biz o kadar da değil artık. Niye yapamıyorum ki yani? Bunu yapıyorsun ya. Tavşan bu yani Damla. Bir dakika ben şimdi sana bir tane fotoğraf atayım. Bak bunu yap mesela. Oo bunu hayatta yapamam. Böyle. Hani çok tatlı ya. Beni zorla yemekten kaldırdığınız gün. Şöyle arkadaşlar şimdi bu taslağı bitirip sonra size göstereyim. Çok tatlı. Bu tavşan kucağındaki kedi mi? Evet. Çok tatlı değil mi? Evet. Sana şimdi nereden bulabileceğimi düşünüyorum. Gayet yani, iyi bence. Bence başka bakayım ne var orada. Aynen başka yapmayacağım.
Etiğini o zaman daha büyük yap. Yani o figürü biraz daha yukarı Etiği alabilirsin. Etiği daha büyük olamaz. Ama bak bu şeyde bile aşağısı daha büyük. Hani en son figürü daha büyük olur, şu daha büyük olur derken Star Wars resmimi içine etmiştim. Siz doğru karışmayın. Ama unutmayalım. Bu tarafları boş mu kalacak o zaman? Sağ sol. Hayır, o taraflar böyle küçük detaylar ekle. Ha tamam, eklersen güzel olabilir. Evet, mesela detaylar. Ne olabilir? Kalp olabilir. Parıltılar olabilir. Aslında bu tavşanın kafasına taç da çizebilirim ama o beni zorlar. Evet, neden taç çizersen taç, daha güzel taç olabilir. Ama o beni zorlar. Princess bak, bir yerlerden bakabilirsin. Ama çok komik o video. Ben bu arada bunu atacağım. Elini vur Raya eve ya. Yalnız göbeğim. Abi göbeğim. Lütfen bunu göster misin kameraya? Yalnız bak bu böyle başlamıyor. Bununla böyle yapıyorsun. O farklı şarkının şeyi. Sen öyle yapınca ben de... Kanka ne bileyim, ben bütün Karadeniz şarkılarını aynı şekilde oynuyorum. Ben şarkıları karıştırdım. Diğer şarkıları öyle yapıyorum. Ya şimdi hangi şarkıları karıştırdım? Ay ama çok güzel. Çok güzeldi bu pizza. Bu pizza o kadar güzeldi ki. Video da çok tatlı değil mi? Bak bir bak, bir kez bak. Beni mi gösterdin? Hayır. Zeynep'e bak şimdi. Abi çok mükemmel. Bir de her anı çekmişim. Tabağı masa götürüyorum. Çiğnilinmek isteksizlik. Gel. Ben sana bir tane şarkıyla bir tane video çekeceğim. Yani sen dinle beni. Gel sen gelsen bana. Ne, hangi şarkı ben biliyorum değil mi? Hayır bilmiyorsun. Ben ezberledim. Ezberledim bu şarkıyı. Abi bakacağım. Şarkısı. Değil. Ben merak ettim ya, sen mi söyleyeceksin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi resmim bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Buraya da böyle bir çerçeve detayı eklemek istedim. Ve bence bu da çok hoş bir hava kattı değil mi? Damla'nınkini yaptık bu arada. Damla'nınki de bu şekilde. Bir ayıcık bu elinde böyle kalp tutuyor. Bence bu da çok şirin oldu. Yani bu şekilde arkadaşlar, boyadıktan sonra da zaten. Resmen kaldırdık. Evet Damla'cım, evet. Ama şu an gözükmüyor. Aşağı koyarız birazdan. Koy. Şimdi Damla, tek bir sorun var. Benim panik olup bir tane küçük bir eski kaba su koymam gerek. Efe'nin de sana fırça bulacak. Efe! Bir tane fırça bul ya. Geldim aşkım. Şimdi ilk önce senin renkleri ayarlayalım. Çünkü senin renkleri kesin ama benimkiler mübarek istiyor yani. Kalpleri kırmızı yapalım, pembe mi yapalım? Arka planı ne renk yapacağına bağlı. Arka planı açık pembe yapmak istersen kalpleri kırmızı yaparız. Arka planı ne renk yapmak istiyorsun? Yani şurayı ne renk yapmak istiyorsun? Siyah olmasın mesela. Siyah kapatır. Olmasın. Siyah çok kötü olur. Mavi filan mesela. Mavi olabilir. Olabilir. Valla şunu alsana. Fırçaları bir koyalım. Mavi olur mu ya? Mavi tabii olur. O zaman kalpleri pembe yaparız. Ha işte kırmızıyla olmaz. Çok iki keskin. Valla bilemedim. Söyle de tatlı. Şu yanlarını da yapacağız mı? Tabii yapacağız. Mecburi. O yüzden işte dedim ya, boya alak diye. Bu mavi renkler bak çok güzel aslında. Tamam onlardan ya. Arkadaşlar! Damla yine boyama peşinde. Hala bitiremedi. Bu arada buraya da mahvetmiş. Bir şey söyleyeceğim. Birazcık daha mı siyah yapsak? Yapar mısın? Yaparım. Neden bu kadar yavaş boyuyorsun? Hızlı boyuyorum ya. Ben hızlı boyunca ne oluyor? Kanka ne oldu? Gerçekten hızlı boyuyorum. Kameraya bakıp bir yandan bunu yapmak zor oldu. Arkadaşlar benimki bitti bu arada. Ama üstü dediğim gibi üstüne daha desenli çizeceğim. Ama kenarlarını falan ben gayet başarılı bir şekilde boyadım. Damla gibi başarısız bir şekilde değil. Aa.
Şimdi yani bu şekilde. Arkadaşlar biz videoyu burada bitiriyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone, videomuza like atmayı unutmayın. Damla ile daha etkinlik yapacağız aslında. Ama bunu artık bugün bitirmem ben. Ama sen mecbur bitireceksin. Ya bilmiyorum yani. İstersen yarın kalır. Yarın yapabiliriz. Belki devamını. Bir bakarız arkadaşlar. Bakacağız. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone, videomuza like atmayı unutmayın. Bye bye.